Teşekkürler. Değerli Eco Summit katılımcıları, aslında ekran karşısında bizleri izleyen tüm hepinizi TÜBİSAT Yönetim Kurulu adına ben de sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Aslında ülkemizde giderek lokomotif sektörler haline gelen e-ticaret, perakende ve bilişim sektörlerini de buluşturan bu Eco Summit zirvesinde sizlerle bir kez daha birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ayrıca hepinize de hoş geldiniz diliyorum. İnşallah olumlu bir şekilde, güzel bir şekilde, beklentilerinize uygun bir şekilde program ilerliyordur. Bildiğiniz gibi hani yepyeni bir yıla girdik 21 gün önce ve önümüzdeki günlerde de tıpkı bugün olduğu gibi hepimizin yeniden aynı masada yüz yüze sıcaklığını hep birlikte paylaştığımız anlar diliyorum aslında. 2020 yılında küresel perakende zincirinde müthiş bir paradigma değişikliğine de tanık olduk hep birlikte. Bu değişimin boyutunu bir tüketici bakış açısıyla değerlendirmek isterim. Ve bu da bize gösteriyor ki konuşma alışkanlıklarımızın yaşadığı dönüşüm bu konudaki değişime en net fikir vermek açısından güzel bir örnek. Alışverişe çıkmak ya da alışverişe gitmek kalıplarını eskisi kadar sık kullanmıyoruz düşündüğümüzde. Öyle değil mi? Yani hepiniz herhalde bu düşüncededir. Daha doğrusu kullandığımız zaman da artık alışverişe çıktığımızda bunun temel motivasyonunu gerçek anlamda bir ihtiyacımızı karşılama eyleminden çok biraz hava almakla bağdaştırmıyor muyuz bu son dönemde? Bu bile bizim yaşadığımız dönüşümün boyutunu bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Bilinçaltımızın asla ortadan kalkmayacağına inandığı alışkanlıklar çok hızlı bir şekilde yaşamımızdan çıkıyor ya da büsbütün değişiyorlar. Ve belki de tarihte ilk kez bu değişimi yönetmekle, onu şekillendirmek tek bir kavramla artık teknolojiyle açıklanabilir hale gelmiş durumda. Zira bu süreçte insan yaşamının ve sağlığının birinci planda olduğu salgınla mücadele konusunda en büyük desteğin teknolojiden beklendiğini ve şirketlerin kaynaklarını bu yöne aktardığını yakından deneyimledik. Sağlığımız, iş hayatımız ve sosyal hayatımız üzerinde büyük etkileri olan pandeminin başlıca gündem maddelerinden biri de uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim oldu. Fiziksel olarak iş sahasında bulunmasını gerektirmeyen işlerde çalışan milyonlarca insan evlerinden çalışmaya başladılar. Aynı şekilde ilkokuldan üniversite seviyesine kadar milyonlarca öğrencimiz de uzaktan eğitim modeline geçiş yapmış oldu. Bu noktada teknoloji az önce de bahsettiğimiz gibi hayatımıza dahil edip etmemeyi kendimiz seçtiğimiz bir kavram olmaktan çıkmış oldu. Temel ihtiyaçlarımızı karşılamak, çalışmak, eğitim almak, hatta yeri geldiğinde ailemiz ve arkadaşlarımızla görüşmek için bile teknolojiye başvurmak zorunda olduğumuzu gördük. Aynen bugün sizlerle bu video konferansta buluştuğumuz gibi. E-ticaret ve perakende dünyasında elektronik kategorisinde özellikle ev elektroniği ve küçük ev aletlerinin ön plana çıkması bu açıdan anlamlıydı. Gıda ve market COVID-19 salgını süresince en yüksek pozitif etkiyi gören kategori olarak öne çıktı. Tüketicilerin ihtiyaca ve evde uzun süre yaşamaya yönelik alışveriş yaptıklarını gözlemledik bu süreçte. TÜİK'in 2020 yılı verilerine baktığımızda özellikle sosyal medya platformlarının kullanımındaki aktifliğiyle dikkat çeken ülkemizde internet kullanımının oranının %80'e yaklaştığını da görmüş oluyoruz bu araştırmayla. Bu çerçeveden de baktığımızda yeniliğe açık, adaptasyon kabiliyeti yüksek bir toplum olarak hem iş yaşamı hem de sosyal yaşamda başarılı bir dijital dönüşüm sınavı verdiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sınavın başarısında hiç kuşkusuz perakende, e-ticaret ve bilişimin oluşturduğu işbirliğinin rolü yadsınamaz. Değerli konuklar, salgınla birlikte hayatımızın merkezine giren uygulama ve teknolojilerin kendini geliştirmeye ve ilerlemeye devam edeceğini bugünden görebiliyoruz. Birkaç yılda geldiğimiz noktaya, birkaç ayda gelmenin etkisiyle bu çevikliğe ayak uydurabilenler güçlenerek ayakta kalırken, dönüşüme ayak uyduramadığı için yok olma tehlikesiyle kalan birçok yapı da olacak. McKinsey'in yaptığı bir analiz çalışması var. Bu çalışmada 2021'in tüm dünya içinde yeni normale bir geçiş süreci olması öngörülüyor.
Raporda bu yeni normalin en çok öne çıkacak trendinin intikam alışverişi veya intikam harcaması olarak revenge shopping, revenge spending olduğu görüşü de paylaşılıyor. Bu terimi gerçekten de anlamlı buldum. Zira ben de birçok tüketicinin karşılamayı erteledikleri, belki de temel olarak tanımlamadıkları ihtiyaçları karşılamaya başlayacaklarını düşünüyorum. Bu iyimserliği besleyen verilere de sahibiz hep birlikte. Aynı kurumun Aralık 2020'de yaptığı, dünya çapında yöneticilerle yapmış olduğu bir anket çalışmasında yöneticiler pandemi kısıtlamaları nedeniyle artan işsizlikten endişe etseler de yöneticilerin %61'i yılın ilk 6 ayı için küresel ekonomik tablonun daha olumlu olacağı görüşünü paylaşıyorlar. Bu oran Ekim ayına kıyaslandığında, aynı yılın Ekim ayında %51 oranında bir yükselmeyi görüyoruz. Bir yandan pandeminin etkilerini en aza indirgerken, diğer yandan da bu olumlu iklimden yararlanmak için perakende ekosisteminin, dijital dönüşümün sürdürülmesinin elzem olduğuna inanıyorum. Salgınla birlikte hayatımızın merkezine giren uygulama ve teknolojilerin kendini geliştirmeye ve ilerlemeye devam edeceğini görebiliyoruz. Birkaç yılda geldiğimiz noktaya, birkaç ayda gelmenin etkisiyle bu çevikliğe ayak uydurabilenler güçlükle ayakta kalırken dönüşüme ayak uyduramadığı için yok olma tehlikesiyle kalan birçok yapının olacağını da biliyoruz. Değerli konuklar, tüketicilerin merkezinde yer aldığı bu dönüşüm kalıcı olduğu kadar giderek ivmelenen bir yapıya sahip. Bir ihtiyacın karşılanmasından, karşılanan ihtiyacın bir yaşam standardı haline gelmesine kadar olan süre aylardan günlere hatta dakikalara kadar kısalmış durumda. Artık yalnızca fiyat açısından değil, alınan hizmetin tüm bileşenleri açısından duyarlılık sahibi bir tüketici kitlesiyle karşı karşıyayız. Bu süreçte e-ticaretle birlikte ve pandeminin de etkisiyle ciddi bir tüketici kitlesindeki beklentiler, davranışlar değişim göstermiş durumda. Perakende ile e-ticaretin işbirliği söz konusu olduğunda yeni ve akılcı teslimat ve ödeme sistemlerinin ön plana çıkması işte bu nedenle sürpriz değil. Zira bugün büyük bir yenilik olarak sunduğumuz uygulamalar yarın hızlı bir şekilde eskiyecek. Daha yeni ve yenilikçi olan kazanacak. Artık bu sürekli kılınan bir yaşam şekli haline dönüşmeye başladı. Hem işletmeler hem tüketiciler açısından. Bu değişimleri sürekli olarak yakalamanın yolu da uçtan uca bütüncül bir tüketici deneyimini oluşturma becerisinden geçiyor. Yani online'da olduğu kadar offline'da da başarılı olan bir ekosistem yaratmak zorundayız. İşte bu nedenle perakende ve e-ticaretin dünyasında ödeme sistemlerini ve yenilikçi lojistik yaklaşımlarının yerini artırmalıyız. Tüm bu veriler bizi heyecan verici bir yılın beklediğini ortaya koyuyor. Ve tüketicilerin öncülüğünde perakende ile e-ticaret arasındaki yakınsamanın devam edeceğini bizlere gösteriyor. Bu nedenle 2022'ye uzanan yolda genişleyecek dijital masamızda ödeme teknolojileri ve lojistik alanındaki inovasyona daha fazla yer aramamız gerektiğini düşünüyorum. Daha hızlı, daha kolay ve daha sürdürülebilir yaklaşımların tüketici alışkanlıklarında kendisini gösterdiği bir dönemde bunun en önemli öncelik olduğuna da inanıyorum. TÜBİSAT olarak önümüzdeki 10-20 yıl içinde teknoloji üretmeyen, teknoloji üretim süreçlerine tam entegre olmayan hiçbir firmanın karlı olarak varlığını sürdüremeyeceğini söylüyorduk. Bu sürecin biraz daha hızlanacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Hepimiz için başarılı bir toplantı olmasını diliyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.